Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Bir söz vardır, ne oldum deme, ne olacağım de. Gerçekten kimin ne olacağı hiç belli olmuyor sevgili dostlar. Hani bir de son nefeste belli olur. Bilemiyorsunuz. Size kader ne hazırlıyor? Nereye geleceksiniz? Ne yapacaksınız? İşte bunlardan birini tarihte yaşıyoruz. Son Bizans İmparatoru Konstantin Dragezes'in iki yeğeni, kardeşinin çocukları. İstanbul düştüğü zaman onlar da esir edildiler. İmparator can verdi. İki yeğeni esir düştü Türkler tarafından. Ve bu iki genç Enderun'a alındılar. Henüz 10 ve 12 yaşlarında. Biri geleceğin Mesih Paşası, diğeri Has Murat Paşası. Yani Bizans belki bir müddet daha devam etse, Konstantin'in oğlu olmadığı için imparatorluğa gelecek genç o Has Murat Paşa olacaktı. Eski ismiyle Gidos. Bizans tahtına çıkacaktı. Fakat Fatih Sultan Mehmed Han'ın komutanları oldular. Osmanlı'nın en ileri devlet adamları pozisyonuna geldiler. İslamiyet'e büyük hizmet ettiler. Müslüman oldular. Evet, bu onlar için İstanbul'un düşüşü, demek ki bazıları için İslam'ı tanıma vesilesi de oldu sevgili dostlar. Sadece bir yönde demek ki olmuyor. İmparator olacak kimseler Osmanlı'ya hizmet eden insanlar oldular. Çok da gerçekten ihlaslı, samimi, hizmet eden iki paşa oldular bunlar. Enderun'da mükemmel bir eğitim aldılar. Has, yani Fatih'in has kullarından. Hani der ya, has adamım, has kulum. Bir tanesi has unvanıyla anıldı. Has Murat Paşa. Çok kıymetli bir devlet adamıydı. Çok ataktı. İslam'a hizmet etmek isteyen bir kimseydi. Çok cengaverdi. Fatih Sultan Mehmet'le birlikte pek çok sefere katıldı. Çabuk yükseldi ve en üst görevlerden biri nereye kadar geldi? Rumeli Beylerbeyliği. Yani buradan geleceği artık nokta vezir ve vezirazamlık noktaları olacaktı. Has Murat Paşa Rumeli Beylerbeyliği ile Akkoyunlu seferine katıldı. Uzun Hasan. Gerçekten atak ve cengaver bir kimseydi. Kendine güveni tamdı. Cihad ehliydi. Uzun Hasan, fakat Uzun Hasan çok sinsi, çok farklı bir devlet adamıydı. Özellikle öncü kuvvetleri pusuya düşürmesiyle de meşhurdu. Yönünü gösteriyor, süratle geri çekiliyor, orduları üzerine çekiyor ve çevirip katlediyordu. O orduyu mahvediyordu, pusuya düşürüyordu. Ki kendisi Kara Koyunlulara karşı, Timurlulara karşı böyle pek çok pusular kurmuştu. Ve gerçekten Otlukbeli seferinde de Has Murat Paşa yanında özel seçkin 8.000 kişilik bir kuvvetiyle böyle bir pusuya düşürüldü. Mahmut Paşa kendisini uyardı. Yani dikkatli olması konusunda uyardı. Ancak Has Murat Paşa bazı akıncı birliklerinin de ileride olmasını düşünerek hızla ilerledi. Çünkü Uzun Hasan birliklerini göstermiş ve geri çekilmişti. Ancak bu birlikler, bu 8.000 kişilik seçkin kuvvet Akkoyunlularca sarıldı. Mahmut Paşa Vezirazam yardıma gitmedi. Bu da çok önemli bir şey. Eğer yardıma gitse muhtemelen o birlikleri daha geriye doğru erken geri çekilmeye mecbur tutabilirdi. Ancak o gitmeyince bu birlikler neredeyse son neferine kadar vuruşarak eridi. Pek çok Osmanlı devlet komutanı esir düştü. Has Murat Paşa da son ana kadar vuruşarak şehit düştü. Bu devlet adamının Aksaray'da çok özel bir cami, Has Murat Paşa Camii diye meşhur, Aksaray'ın Millet Caddesi ile kesiştiği noktada Murat Paşa Camii ki hemen yanında Yusuf Paşa durağı var. Orada kendisi de metfundur. Eserleri de olan bir kimsedir. Evet, bir kardeş böyle karada Osmanlılara hizmet ederken Mesih Paşa ise özellikle donanmada kendisi Gelibolu kaptanlığıyla da görevlendirildi. Diğeri de Gelibolu'da Osmanlı Devleti'ne denizlerde hizmet etti. Kaptan paşalıkla veya denizlerde Derya Beyliği ile Osmanlı donanması hizmetinde bulundu. Kendisi Mora seferine yine denizde katıldı. Daha sonra Fatih döneminde donanmayla Rodos'un fethi için sefere çıktı. Aslında Rodos'u neredeyse düşürmüştü. Fetih'te fethedecekti. Osmanlı askerleri içeriye girmeye başlamıştı. Fakat burada stratejik bir hata yaptı ve yağmayı kaldırdığını ilan etti. Halbuki daha önce buna müsaade etmişti. Adanın mahvolmaması için böyle bir noktaya kapıldı. Ve askerlerdeki bir anlık o çözülmeyi, durağanlığı sezen Rodos Şövalyeleri bundan istifade ettiler ve Osmanlı kuvvetlerini geri püskürttüler. Böylece Rodos tam fethedildi derken kurtulmuş oldu. Fatih Sultan Mehmed'in çok canı sıkıldı ve Mesih Paşa'yı İstanbul'a almadı. Nereye gönderdi? Tekrar onu Gelibolu'ya gönderdi. Mesih Paşa'nın 2. Bayezid döneminde de çok hizmetleri oldu. Kendisi bilhassa Boğdan seferinde ciddi başarılar elde etti. Kili ve Akkerman'ın zaptında önemli rol oynadı. 3 defa Vezir-i Azamlık makamına geldi. Sadrazam oldu. Birincide 3 sene kadar bu mevkide, makamda kaldı. Sonrasında kendisi çeşitli sancak beyliklerinde bulundu ve devletine uzun yıllar hizmet etti. Ve o da pek çok hayır eserleri bıraktı Mesih Paşa. Vefat ettiğinde kardeşinin yanına defnedildi. Yani Has Murat Paşa'nın oraya defnedildi. Evet, görüyorsunuz sevgili dostlar. Belki Bizans imparatoru olacaklar ve İslam'a darbe vurmak için çırpınacaklardı. Ebedi saadetleri mahvolacaktı. İstanbul'un düşüşü onların yükselişi oldu. En büyük cihan imparatorluğunda hizmet ettiler. Bunun asıl yönü İslam'a hizmet ettiler. Şan şeref verdiler ve 2 cihan saadetini elde ettiler. Nereden nereye diyesi geliyor insanın. Ama Osmanlı sistemini de yabana atmayalım. O sistem Bizans imparatoru olacak kişileri alıyor, imparatorun evlatlarını. Bunlar şudur demiyor, bunları öldürmüyor, bunları katletmiyor, bunları alıyor ve kendi sistemi içerisinde yetiştiriyor. İslam'ı böylesine onlara aşılıyor ve onlardan bir büyük mücahitler meydana getiriyor. İşte Osmanlı'yı büyük kılan bu sistemdi. Bu sistemi anlamayanlar devşirme diye kötülerler. Oysa bu sistem Osmanlı'ya dünya siyasetini, o dünya kudretini kazandıran 622 sene dünyada eşi ve benzeri görülmeyen bir kudrete eriştiren sistemdi. Hepinize muhabbetlerimi sunuyorum sevgili dostlar.